Lay lay lay, sen güneş ben ay. Annem de bize geliyor. Sevmiyor canım. Annen de Facebook izliyor. Öyle diyelim. Tamam. Çünkü doğru. Chat ne var ne yok? Azıcık anlatın ya. Sürekli chatte Facebook övülmesin. Başka bir şeyler de konuşalım. Abi Allah ayber. Facebook'ta muhabbet edemiyoruz ki, nasıl edelim yazıyorlar. Aa niye be? Bilmiyorum abi, öyle yazıyorlar. Ben de chat'imi okuyorum yani. Böyle şeyler Aa. söylemeyi de diyemiyorum ki. Yo doğrudur da. Ne bileyim, dayısından teyzesinden bir insan niye bu kadar korkuyor? Bir şey Hayırlı söyleyeceğim. Senin yayınını paylaştığında bayağı kendi Facebook feed'imde paylaşıyorum değil mi? Teyzeme paylaşıyorum yani. Teyze abicim, bak, ben böyle bir şey izliyorum diyorum. bir şey söyleyeceğim yani. Hayır, nerede paylaşabileceğini sen seçiyorsun. Hiç mi Facebook kullanmadınız lan? 3 yıl önce kullandım. Aynen, oradaki bütün özellikler duruyor. Neyi nerede paylaşacağını kendi seçebileceğin yaşta olduğunu tahmin etmişler Facebook'ta. Geçen dayım beğenmiş CS'yi, yayınını. Abi olacak mı? Olacak. Bugünün dayısı yarının abonesi. Aynen öyle. Biliyorsunuz ama kalk gele malk gele şuna buna çok görüyoruz. 40-45 yaşında gelen yani. Kim var, ben görmedim. Var abi, var. En son birinin babası Günhan'ı çok seviyordu ondan. Evet abi ya, o çok komik olaydı gerçekten. Dedim lan Norli. CS ailemizde tanıştırabileceğimiz bir yarışmacı, bir yayıncı. Ben de bir dayı olarak CS destekçisiyim. Teşekkürler dayılara. Çok bu arada ben de ediyorum. Dayıyım ha. Ben iki... Oğlum Yunus şöyle yazmış bak. Geçen yayın birine cevap yazacağım diye ilkokuldan arkadaşımı etiketledim yanlışlıkla. Sonra panikleyip adamı engelledim. Böyle iş mi olur lan diyor. Yayını Neyse, geçenlerde annem beğenmiş. Bir sonraki kalk gele o da gelir. Buyursun gelsin ya. Artı 18 olduğu sürece sıkıntı değil. Eksi 18'de de bu arada çok böyle çoluk çocuk gelmedi galiba. Ya vardı biraz da. Yani çoluk çocuk olmadı tabii de. Gençlerimiz geldi yani. Pırıl pırıl gençlerimiz geldi. Ama yine... Yer yer girilen bazı muhabbetler beni hafif gerdi, onu söyleyeyim. Geçen ya. İşte Tuna ile Pelin'de biz bir AVM etkinliğine gittik ya. Oğlum bu kadar böyle bıcır bıcır ufak çocuklar var ki bazen. Şey diyorsun böyle, lan bunlar bizim Ateş Meclisi'ni izlemiyordur inşallah falan dedim yani şimdi. Kendimi bir an kasa açan Twitch yayıncısı gibi hissettim yani. Ama onlar muhtemelen öyle hissetmiyorlar. Oğlum yani evde yalnızken ne izliyordur sen? Yani sen düşün. Gerçi doğru lan, biz de 16 yaşında olduk. Ben pornonun dibine vurmuştum 16'sında. Ne olacak ki? I was 16 also. Bir de abi ya, bilmiyorum. Kıyasladığın şeyler aynı şey değildi bence Sungur. Ateş Meclisi ile kasa açmayı ben aynı seviye cümlede kurmaya geçirmezdim ya. Ya işte oğlum bazen şeyden endişe ediyorum ya. Şimdi biz orada ofansif mizah yapıyoruz. Genç bir arkadaş onu izleyecek. Tabii. Sonra zannedecek ofansif ki ofansif mizah abi. Ofansif mizah budur diyecek. Ondan sonra arkadaşlarına Günhan Salah gibi yüzen maymun fotoğrafları göndermeye başlayacak bilmem ne. Ondan sonra diyecek ki sonra gümrükte bunu yakalayacaklar. Hey sen bu iğrenç mizahı nereden öğrendin ha filan diyecekler. O da diyecek ki abi internette bir çocuk var. Mert G Ünhan diye, ondan öğrendim falan. Al başına belayı sonra. Ne diyorsun buna Mert G? Kız var ya, o yüzden maymun fotoğrafında 45 dakika güldünüz şerefsizler. Güldük ha, güldük vallahi güldük. Yani nefessiz kalıyordunuz o fotoğrafa siz. Kardeşim yani güldük. Ama çok komik lan o. Çünkü yani ben şeye güldüm bir kere en basitinden. How dare you ya, how dare you. Abi bir şey demedim ki ben. Evet sevgili YouTube, bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa yok bugün ne güzel kanal bir şey ya. Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.